Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olup bize destek olabilirsiniz. Hemen yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. İki model arasında 5 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. Ve buraya da 5 tane zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi hemen yuvamızı oluşturarak boyamızın yapımına başlayalım. Dilerseniz önce zürafasını yapıp üzerine bu modeli çalışabilirsiniz. Dilerseniz de zürafası ile birlikte çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya yuvamı oluşturuyorum. Aynı zürafa aralığında bir mesafede battım. Sadece zürafadan çok az bir büyük olacak arkadaşlar. Çok az bir fark. Bu şekilde. Şimdi yapmış olduğum zürafama batarak, yuvaya batarak geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. Pırpırımdan birazcık daha küçük olacak arkadaşlar ikinci pırpırım. Çünkü içine batarak geri döndüğüm zaman aynı boya geliyor hemen hemen. Şimdi pırpırıma batarak tekrar geri dönüyorum. Hafif sol tarafa doğru meyille atıyorum düğümü arkadaşlar. Üzerine yapmış olduğum pırpırlar ortalı olsun, dengeli olsun diye böyle yapıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı birazcık daha uzun yapıyorum arkadaşlar. Ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptıktan sonra tekrar yuvama batarak hemen aşağıya döndüm. Tekrar yuvama batıyorum ve son pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arasına tekrar zürafa yapıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar batıyorum arkadaşlar. Üçüncü zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamı yaptım. Beş tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Altıncı zürafamı hafifçe büyük yapıyorum. Bu ara mesafesini büyütmüyorum arkadaşlar. Sadece ipini büyük bırakıyorum. Çok az bir farkı oluyor.
Bu şekilde. Ve geri dönüyorum. Bu şekilde yeşil kısmını yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Yeşil kısmını yaparak tamamladım. Hatta üzerinden bir tanesinin daha çiçeğini yaptım arkadaşlar. Net görünmesi için sarı iple size göstermek istedim. Hemen ortasındaki pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum arkadaşlar. Düğümümü iyice sıkmadan önce sol tarafa doğru biraz çekiyorum ve düğümümü sıktım. Şimdi buraya pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde buraya tam 7 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beşinci pırpırımı yaptım. İki tane pırpırım kaldı. Altıncı pırpırımı yaptım ve son pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde üzerine 7 tane pırpırımı yapmış oldum. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelim bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.